3. İlya yortusunun ertesi günü Tarantievle Ivan Matveyevich akşamüstü lokantada buluştular. Ivan Matveyevich düşünceliydi. Çay diye bağırdı. Garson çay bir şişede rom getirdi. Ivan Matveyevich rom şişesini iterek garsonu tersledi. Bu rom çivi kokuyor dedi. Cebinden bir şişe çıkardı ve garsona koklattı. Bir daha benim önüme böyle şey getirme dedi. Garson gidince arkadaşına İşler fena gidiyor ahbap, dedi. Evet, işe şeytan karıştı. Bu Alman tanrının belası ve vekaletnameyi yırtıp çiftliği kiralıyor. Böylesi görülmemiş. Herif parsayı toplayacak. Ne yapacağını bilen bir adamsa başımız belaya girebilir. Köylülerden paranın toplanıp da bizim elimize geçtiğini öğrenince bizi mahkemeye verir. Mahkemeye mi? Yağma yok. Amma da çabuk ürküyorsun be ahbap. Zatiyorti böylelerinin cebine ilk defa el atmıyor. İz bırakmamasını bilir o. Parayı senetsiz sepetsiz almıştır, emin ol. Alman küplere biner ve bağırıp çağırmasıyla kalır. Mahkemeye gidecekmiş. Laf. Ivan Matveyeviç keyiflendi. Sahi mi söylüyorsun yahu? Hadi içelim öyleyse. Bardaklara rom koydu. Gittikçe içi rahatlayarak, ''Hayat bazen pek kötüleşir gibi oluyor ama insan biraz içti mi bulutlar dağılıyor.'' dedi. ''Şimdi dinle, sana ne yapacağını söyleyeyim.'' Oblomov'un ev işlerini kız kardeşine devrettiği günden sonrası için bir takım masraflar gösterir, yakacak odun, lahana falan ne istersen yazarsın. Zatiyorti dönünce köylülerden para topladığını fakat bu paranın borçlara tutulduğunu söyleriz. Ya hesapları alır almaz almana gösterirse o da işi kurcalayıp daha da neler. Bu hesapları öyle bir yere sokar ki şeytan gelse bulamaz. Almanın gelmesi epey sürer. O zamana kadar da Oblomov her şeyi unutur. Deme yahu, hadi içelim öyleyse. Böyle malı çayla israf etmek yazık. Kokla şunu, üç gümüş ruble. Biraz tuzlu balıkla lahana turşusu isteyelim mi? İsteyelim. Hey, garson. Tarantiev tekrar öfkelenerek, ama bak şu namussuz herife, dedi. Çiftliğini bana kirala diyor. Senin benim gibi Rus milletinden olanların aklına böyle şey gelir mi? Almanlar böyle işte. Hep böyle çiftlikleri kiralar işletirler. Bak görürsün bu herif hisse senetleri bile çıkarır. Hisse senetleri nedir Tanrı aşkına? Hiçbir zaman akıl erdiremedim bu işe. Bir Alman icadı. Mesela serserinin biri yanmaz evler icat ediyor ve bunlarla bir şehir kurmak istiyor. Büyük bir para gerek. Başlıyor bir takım kağıtlar satmaya. Her birine 500 ruble fiyat koyuyor. Bir sürü enayi bu kağıtları alıp birbirine satıyor. İşler yolunda gidiyor diye bir söylenti çıktı mı kağıtların fiyatı artıyor. İşler yolunda gitmedi mi bütün paralar batıyor. Cebinde bir yığın kağıt kalıyor. Beş para etmez artık. Şehir nerede diye sor yandı ya da inşası bitirilemedi derler. İcadı çıkaran herif de paraları alıp kaçmıştır. İşte hisse senetleri. Bu Alman çiftlik içinde böyle bir şey yapacak. Görürsün. Şimdiye kadar yapmadığına şaşırıyorum. Yapamadı çünkü eski komşuma iyilik olsun diye ben engel oldum. İvan Matveyeviç hafifçe sarhoş olmuştu. Evet olan oldu. Bu işten artık hayır yok. Bir daha Oblomovka köylülerinden para alamayız. Tarantiyev'in de kafası dumanlanmaya başlıyordu. Canım, Oblomovka cehennemin dibine. Denizde kum sende para. Nasıl olsa işin tıkırında. Senin için daha emin bir yol da var. Yeter ki meşgul olasın. Hadi içelim. Bunda o kadar kar yok kardeşim. Ömrün boyunca kuyu kazar gibi birer ikişer ruble kıvıracaksın. Ama 20 yıldır biriktiriyorsun. Şikayet etmeye hakkın yok. 20 yıl amma da yaptın. Katipliğe gerili 10 yıl oldu. Ondan önce 10 on kapiklik, 20 kapiklik mangırlar topladım. Meteliklere bile düştüğüm zamanlar oldu. Böyle hayat mı olur Tanrı aşkına? Öyle talihli insanlar var ki bir adamın kulağına bir kelime fısıldarlar, bir satır yazı yazarlar ya da bir kağıt parçasının üstüne bir imza atı verirler. Birdenbire cepleri paket paket paralarla şişer. Yastık edip üstüne yatabilirsin. İnsan böyle oldu mu hakkını arayanlar artık yanına bile yaklaşamaz. Böyleleri arabasına biner, çek kulübe, der. Orada başka bir kodamanla el sıkışır. Başlar kumar oynamaya. Ama öyle ufak paralarla değil. Ivan Matveyevich'in sarhoşluğu gittikçe artıyordu. Sonra yemekler. Ah o yemekler. Tuzlu balığın adını ağzına almaya utanırlar. Şöyle bir dudak büküp geçerler. Bu adamlar mahsus kış ortasında piliç, Nisan'da çilek yerler. Evlerinde karıları dantelalar içindedir. Çocuklarının mürebbiyesi vardır. Saçları hep taranmış, elbiseleri hep yenidir. Ah kardeşim, dünyada bir cennet var ama biz günahlarımız yüzünden içine giremiyoruz. Hadi içelim, tuzlu balık geliyor. Tarantiev iyice sarhoş olmuş, gözleri kızarmıştı. Böyle dert yanma canım, Tanrıdan kork. Servet sahibi adamsın. 35 bin gümüş ruble deyip de geçme. Aman yavaş söyle birader. Doğru ama hala 35 bin. Tanrı bilir ne zaman elli bin olacak. Olsa bile bununla gene de cennete girilmez. Evlenecek olsam ihtiyatlı yaşamak, her rubleyi saymak, Jamaika Rom'una veda etmek gerekecek. Sen buna yaşamak mı dersin? İyi ama rahatsın be birader. Birinden bir ruble, ötekinden iki ruble derken her gün 7-8 rubleyi doğrultuyorsun. Bu işin tehlikesi, gürültüsü, patırtısı yok. Halbuki büyük işlere giriştin mi bütün hayatın berbat olabilir. Ölünceye kadar acısını çekebilirsin. Yok yok, senin şikayet etmeye hakkın yok. Ivan Matveyeviç artık dinlemiyor, başka şeyler düşünüyordu. Biraz sonra elini alnına vurdu. Aklına gelen bir şeye öyle sevinmişti ki birden sarhoşluğu geçti. Hey, baksana! Dedi ve durakladı. Ama hayır, tehlikeli, söylemeyeyim daha iyi. Böyle bir düşünce kafamın içinde kalsın daha iyi. Aklıma öyle bir şey geldi ki... Bir hazine, bir hazine. Çekelim bir kadeh daha. Söyle be, ondan sonra... Ivan Matveyeviç kapıya bir göz atarak alçak sesle ''İşin karlısı böyle olur.'' dedi. ''Nedir? Söyle.'' ''Öyle bir şey buldum ki büyük bir işe para koymak gibi bir şey. Tas tamam öyle bir şey.'' ''Söyle be birader neymiş bu?'' ''Ne kar var bu işte ne kar. Söyle yahu.'' ''Dur biraz düşüneyim. Evet bunu söylemekte mahsur yok. Kanuna uygun bir iş. Peki sana da söyleyeyim.'' Ama bu işte sana ihtiyacım var. Onun için söylüyorum. Sensiz bu iş olmaz. Öyle olmasa söylemezdim. Başkalarına söylenecek işlerden değil bu. Ama ben senin için başkaları değilim ki. Sana az mı iyilik ettim? Az mı yalancı şahitlik ettim? Az mı evrak? Unuttun mu? Vay hain vay. Yavaş söyle be yahu. Top gibi gürlüyorsun. Kim duyacak burada? Hadi söyle bekletme beni. Bak dinle. İlya İliç kolayca ürken bir adam. Hiçbir işten de anlamaz. Kontrat işini konuştuğumuz zaman komşusu vekaletnameyi geri gönderdiği zaman aklı başından gitmişti. Gelirinin ne olduğunu bile bilmiyor. Kendisi de zaten söylüyor ya pek bir şey bilmediğini. Peki sonra? Sonra kız kardeşimin odasına pek sık girip çıkıyor. Geçen gün saat 12'ye kadar yanındaydı. Çıkarken sofada karşılaştık. Beni görmezlikten geldi. İşlerin nasıl bir renk alacağına bakalım. Sonra sen kendisine bunun doğru olmadığını, bir aileyi lekelediğini söylersin. Herkes dedikodu ediyor. Bu dul kadın artık koca bulamaz dersin. Bir kısmeti çıkmıştı, zengin bir tüccardı ama akşamlarını onunla geçirdiğini duyunca vazgeçmiş dersin. Peki sonra ne olacak? Bundan ürkecek, yatağa uzanacak, içini çekecek, domuz gibi sağa sola dönecek. İşte bu kadar. Bu işin karlı tarafı nerede? Amma adamsın. Hakkında dava açacağımı, şahitler var dersin. Sonra, sonra fazla telaşa düşerse bu işin küçük bir para ile halledilebileceğini söylersin. Ama parası yok ki. Korkusundan bir para vaat eder. Mesela 10 bin ruble. Ne çıkar bundan? O zaman bana bir göz kırparsın. Cebimde bir borç senedi hazır olur. Kız kardeşimin adına. Ben Oblomov, Dul Agafya Matveyevna'dan filan tarihe kadar ödenmek üzere 10.000 bin ruble aldığımı vesaire. Peki neye yarar bu? Anlayamıyorum. Para kız kardeşine ve onun çocuklarına gider. Bizim kazancımız ne olacak? Kız kardeşim de bana bir o kadarlık bir senet verir. Ben imzalatırım ona. Ya razı olmazsa? Kim? Kız kardeşim mi? Ivan Matveyeviç kıs kıs güldü. İdam hükmünü imzalatsam bir şey sormadan imzalar ve güler. İsmini yazacak o kadar. Kağıtta ne yazılı olduğunu bilmeyecek ki. Anladın mı şimdi? Bu işte ne senin adın olacak ne de benim. Kız kardeşimin Oblomov'dan alacağı olacak, benim de ondan. Alman istediği kadar bağırsın, çağırsın. Bu iş kanuna uygun. Ivan Matveyevich titrek ellerini kaldırarak, "Hadi içelim be kardeşim." dedi. "Evet, kanuna uygun. İçelim. Başarırsak iki yıl sonra aynı oyunu tekrarlarız. Kanundan ayrılmıyoruz ki." Asla. Hadi bir daha içelim. İçelim. İvan Matveyeviç aklına bir şey gelerek tasalandı. Ya Oblomov imzalamak istemez de Alman'a yazarsa o zaman iş kötü. Dava filan açamayız. Kız kardeşim bakire değil ki. Bir dul nihayet. Oblomov oturup da mektup yazacak öyle mi? İki yıl sonra belki. İmzalamazsa ona ne yapacağımı bilirim. Sakın sakın. Aman tanrı korusun. Her şeyi berbat edersin. Kendisine karşı zor kullandığımızı söyler, dayaktan filan söz eder. O zaman iş ağır ceza davasına dökülür. Hayır, sakın zor kullanma. Ne yap biliyor musun? Onunla yemek yerken işi içkiye dök. Vodkadan hoşlanıyor. Biraz başı döndü mü bana işaret et, senedi getireyim. Kaç para olduğuna bakmaz bile. Kontratı imzaladığı gibi bunu da imzalar. Bir de iki şahide imzalattık mı ne kadar inkar etse para etmez. Bir beyzade sarhoşlukla imza attığını açıklamaktan utanır. İşin kanuna aykırı tarafı olmaz. Mükemmel. Bırakalım o zaman Oblomov'ka mirasçılarına kalsın. Bırakalım gitsin. Çekelim birer tane daha. Enayilerin şerefine.